sonraki telefon 7.1 Android sürümlü MIUI 11, Xiaomi marka bir telefon. Android sürümü 7.1. Ona rağmen aşağı yukarı stabil bir şekilde çalışıyor. Bu ne anlatacağız? Şimdi araçta bu telefonda Android Auto uygulaması ve AA Mirror uygulaması yüklü. Araçta bunu nasıl çalıştırıyoruz? Nasıl bir işlevi var? Ona bakalım. Şimdi araç kapalı. Telefonumuzu hemen şuradaki USB kullanarak telefonu bağlayayım. Bir saniye. Şimdi telefon bu şekilde bağlı. Hemen yapmamız gereken ilk hareket, Android Auto otomatik çalıştığı için AA Mirror uygulamasını açıyoruz bu şekilde ve bırakıyoruz. Hiçbir şey yapmıyoruz. Şunu hızlıca göstereyim. Şu Screen Settings'te ayarlar şu şekilde olmalı. Şöyle göstereyim size. Kendi telefonunuzda. Şurası özellikle önemli. Şurası ve burası önemli. Şu açık olacak. Burada 255. Şimdi bu şekilde böyle açtık ve telefonu bıraktık. Şu şekilde bıraktık. Daha sonra arabaya çalıştırdık. Tam çalıştırayım. Telefon burada, hiçbir şey yapmıyoruz. Ekran açılıyor. Bu arada bu Dream paket 2020. Şu uygulamanı geçelim. Şimdi Android Auto uygulaması hızlı bir şekilde kendi otomatik çalıştığı için müdahale etmiyoruz. Dediğim gibi AA Mirror uygulamasını açtık telefonda. Şöyle açtık. Yani şu ekranda AA Mirror uygulaması olacak. Şunu tekrar ekrana getirelim. Şu şekilde olacak ekran. Araç açıldıktan sonra. Ondan sonra şeye geliyoruz menüden. Android Auto. Ben bir önce şeyden bırakmıştım bunu. Normal telefon Bluetooth'ta bırakmıştım. Şimdi Android Auto uygulamasını açtığım zaman harita geldi. Şimdi menüye bastığımız zaman burada harici yüklenen iki tane program var. Harici olan, telefonda harici olan Spotify ve AA Mirror uygulaması. Bu ikisinin çalışması için telefonda bu uygulamaların açık olması lazım. O sebeple ben AA Mirror'u önceden açtım. Ekranda şu an böyle bekliyor. Şöyle göstereyim, bekliyor. Burada başka uygulamalar da var. Şu an bunları anlatmayayım, uzun sürmesin. Şimdi ilk önce yapmamız gereken ekrana yansıtmayı size göstereyim. AA Mirror uygulamasını. Burada açık. Bakın direkt. Şurada telefon rootlu olması gerekiyor. Direkt geldi. Böyle bakın. Şimdi burada buradaki kullanıyoruz ama şu uygulama çıkma için yana kaydırarak. Şimdi burada bir panel açılıyor. Buna geri diyoruz. Masa üstünü gördük. Yani bu bizim telefonumuzun şu an yan döndüğünde. Android 7.1'lerde çok stabil çalışmıyor bu yan dönme. Çünkü burada yan dönmek zorunda. O sebeple monitör bu şekilde. Dikkat edin. Bakın bütün ekranı şöyle göstereyim. Şöyle. Bunu bir yere konuşlandırabilirsem aslında güzel olacak ama. Bakayım. Koyamayacağız. Şöyle göstereyim size. Şimdi buradaki bütün hareketler ekrandan kontrol edilebilir halde ve bütün uygulamalar burada buna göre çalışıyor. Şimdi uygulama menüsünü açalım. Buradan istediğiniz uygulamayı bu arada buradan telefonunuzu bakın anlık görebilirsiniz. Mesela buradan en çok herkesin merak ettiği YouTube. Burada da açılıyor, burada açılıyor. YouTube'un arka planda çalışmadığı için ekranı kapatma şansımız olmuyor maalesef. Ama diğerlerini de kapatabiliriz. Şuradan bir tane videolarımızdan açalım. Tabii internet olması gerekiyor. Şimdi bu şekilde. Burada sanki telefondaymış gibi bütün bu işte çözünürlük ayarlarına falan ulaşabiliyoruz menülere. Şöyle buradan atıyorum bunu daha yüksek yapabiliriz ekran destekliyorsa. İnternet hızına bağlı olarak değişen bir şey bu. Bakın burada da oynuyor. Burada da aynı şekilde. Ses arabaya veriyor. Video bu şekilde. Şimdi aracı çalıştırdığımızda ne tepki veriyor araçla giderken? Onu hemen test edelim. Şimdi geriye takacağız. Dolayısıyla şeye geçecek. Kameraya. Ses devam ediyor. Şimdi test de yapmış olalım böyle. Biraz geri geleyim.
geriye doğru. Bakalım hangi ekran dönecek. Tekrar kaldığı yere döndü. Bu da güzel oldu. Şimdi devam edelim araçta. Bakın araç hareket ediyor fakat video devam ediyor. Yani sebep ne? Çünkü şu an kendi harici bir uygulamasında. Telefondan olduğu için bu harici uygulama. Dolayısıyla şeye Miracast gibi ya da şeyin arabanın kendi ekran yansıtma uygulamasında şeyleri iptal ettiği için görüp hızları algılayıp gördüğü için videoyu oynatamıyoruz hareket halinde. Modifikasyon yapılması gerekiyor, bir işlem yapılması gerekiyor oynayabilmesi için. Şimdi dolayısıyla bu harici bir uygulama olduğu için ekran yansıtma. Dolayısıyla araç bunu algılamıyor video oynattığını. Ne oluyor o zaman? Siz hareket halindeyken de videonuz çalışabiliyor. Şu an P'ye aldım arabayı. Bu şekilde çalışıyor. Tekrar geriye dönmek için ne yapıyoruz? Ya buradan arkadaşlar yanınızda işte bir arkadaşınız olur, bir şey olur veya işte eşiniz, dostunuz ya da kendiniz buradaki telefonu aynı şekilde yine kullanabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Buradaki bütün işlemler aynı devam eder. Buradan da ayarlayabilirsiniz, seçebilirsiniz herhangi bir uygulama fakat telefon yan dönecek. Çünkü yan dönmeye zorlanıyor. Çünkü burada tam ekran oturması için dönmezse bu çok değişik bir böyle şey görüntü alıyor, dik bir görüntü alıyor. Normal buradan bütün uygulamalara ulaşabiliriz. Mesela atıyorum buradan bir tane uygulama açalım. Bunu da görelim. Mesela Facebook açalım. Facebook'a geliyor. İşte buradan gruplardan şu an bakın böyle bütün Facebook videoları falan hepsini oynatabiliriz. Bu şekilde her şey burada olduğu gibi aynısı buraya yansıyor. Buradan beğenme falan bakayım çalışıyor mu, çok güzel olur. Evet, beğenme falan şey çalışıyor. Yorum yaptığım zaman işte klavye çıkıyor, yorum yapılabiliyor. Yani bildiğiniz araba gibi kullanıyorsunuz. Ha, burayı nasıl kullanabiliriz onu söyleyeyim size. Bu ekranları biz nasıl yönetebiliriz? Burada geri gelmeyi falan nasıl yapacağız? O da şöyle, aşağı doğru indirince geçti bu. Mesela Facebook içinde geriye bastık. Geldik diyelim ana ekrana. Bu uygulamayı kapatmak istiyoruz diyelim. Nasıl yapabiliriz? Şurada yandan paneli açıyoruz. Buradan geriye basıyoruz. Telefondaki geri tuşu gibi bu panel. Buraya geldik. Buradan tekrar devam. Aynı şekilde bu yan paneli açtık. Şu uygulama tuşuna bastığım zaman da yine açıyor telefonun içinden ama ana şeyi açmadığı için, ana görüntüyü açmadığı için, telefonu kendi uygulamasının dışında bir şey yaptığı için orayı ben tavsiye etmiyorum. Kendi uygulama ekranınızı burayı dokunmatik olarak kullanabilirseniz daha düzgün olur. Ben en son Netflix'i de ayrı bir kodla Netflix'te çalışabiliyor ama o şimdi konu çok uzayacağı için onu başka bir şeye bırakacağım. Bakalım şu an en son benim yaptığım ayarlarla Netflix açılıyordu. Evet, şu an şurada normalde bu açılmıyor. Buradan bütün her şeye giriyoruz. Benim de tek sıkıntım şu an şey olduğu için telefonumun muhtemelen Android sürümü yetersiz olduğu için görüntüyü oynatmıyor. Yani görüntü açılıyor, ses falan geliyor ama şeye giremiyorum. Videoyu oynatma siyah çıkıyor ama ses çıkıyor. Şimdi açabilirsem göstereyim ama oynatabilirsem şöyle. Şimdi burası açıldı aslında. Video başladı. Şimdi şöyle telefondan göstereyim fakat ekranda siyah oluyor. Muhtemelen benim şey yetmiyor. Bakın buralar falan yazıyor. Ekran çözünürlüğü muhtemelen Android sürümünden dolayı buraya düzgün aktaramıyor. Tekrar ses geliyor. Böyle. Ama buraya olmuyor. Muhtemelen belki Android sürümü düzgün bir telefonla olursa, güncel bir telefonla bu çalışabilir. Ama bu ayrı bir olay. Şimdi buraya kadar bu şeyi Mirror Android Auto uygulamasıyla beraber çalışan bir şey. Beraber nasıl kullanılır onu gördük. Tekrar buna bastığımız zaman bu Android Auto uygulaması ile ilgili bir konu. Şurası. Buradan tekrar işte başka işlemler varsa istediğiniz onları yapabilirsiniz. Haritalara bastığınız zaman burada. Bu arka planda en son hangi uygulamadan dönüldüyse ona göre tekrar dönebilirsiniz. Bakın şu an Android Auto'da
Ekran bu şekilde. Telefon en son bıraktığımız yerde kaldı. Tekrar bakalım, dönmeye çalışacağım Android Auto'ya, şeye. Amir uygulaması. Bakın tekrar geldi. Burayı kullanabiliyoruz. Şimdi buradan geriye dönüş yapalım. Başka şeye. Buradan başka ne isterseniz hepsi açılabilir. Mesela Play Store açıp telefonunuza, yani bunların hepsi şu an telefona müdahale arkadaşlar. Hani onu söyleyeyim. Aracın kendi Miracast uygulamasının dışında çalışıyor ve Android Auto ile beraber entegre kullanıldığı için bu şekilde kullanmayı ben tavsiye ediyorum. Çünkü altta hemen Android Auto uygulamasına geçebiliyorsunuz. Atıyorum telefonunuzda açmanız gereken arka planda Android Auto için bir uygulama varsa onu da buradan açabilirsiniz. Mesela Spotify çalışmıyor. Spotify'ı açtınız. Telefon da açılmış gibi buraya geliyor. Siz tekrar buradan Android Auto'nun kendi Spotify'ı daha güzel olduğu için tekrar Spotify'ı açabilirsiniz. O zaman ekran daha güzel oluyor. Şu an telefon herhalde internete bağlı değil. Tam görünmüyor burası. Çalma listelerini bakalım bir. Bu şekilde uygulama bu şekilde kullanabiliriz. Tekrar Amiro'ya dönelim. En son kaldığımız yer. Bir tane şarkı açalım bakalım. İnternet bağlantısı yok diyor telefonda. Aslında var. Herhalde bir bug oluştuğu için bu şekilde. Arka planda çalıyoruz. Geldik buradan haritalara bastık. Şu Android Auto'da istediğimiz yere buradan haritayı kullanıp adres girip, daha önce kayıtlı olan bir adresleriniz varsa onların hepsini buradan müdahale edebilirsiniz. Gayet güzel çalışıyor.